Bugün son olarak Ocak ayı başlarında ağırladığımız bir isim var stüdyomuzda. Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Profesör Doktor İbrahim Benter bizimle birlikte efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya. Evet, öncelikle nasılsınız? Sağlığı soralım hocam. Sağlık iyidir, dikkat ediyoruz. Evet. Sıkıntımız yok. Ocak ayında şükür. Konuştuğumuzda gözle ilgili ameliyat vardı. Evet. Sanırım onu yine aksattınız, yapmadınız öyle mi? Yok, şimdi iki ameliyat oldum bu sağ gözümden. Evet. Bir üçüncü ameliyat gerekecek. Ama üçüncü ameliyatı artık herhalde birkaç ay sonra falan. Acelesi yok onun yani. Acelesi yok. Peki, ihmal etmeyin hocam. Zaten yoğunluğunuz çok. Zaman zaman ne diyelim, sağlığı zorlayacak kadar o boyutta çalışıyorsunuz. Şimdi o zaman sağlıkla devam edelim. Önceki gün, öyle başlayalım programa. Önceki gün yine kendi ulusal basınımızın da bir gazetemizde görmüştüm. Bu Nano Medicine dergisinde yayımlanan bir makaleniz. Bunu daha önce de ben bir başka programda dillendirdiğinizi biliyordum ama makaleniz daha yayımlanmamıştı. Şimdi diyabet hastalarında nanoteknolojiyi kullanarak bir tedavi yönteminden söz ediyorsunuz. Özetle nedir? Bununla girelim hocam. Evet. Yani nanoteknoloji dediğimiz, yani çok küçük boyutlardaki teknolojiler hayatımızın birçok alanında evet. kullanılmaya başlandı. Ancak herhalde en son aklımıza gelen sağlık alanında evet. Bunun kullanılacak olması idi. Bunu da sizden öğrendik. Aslında yani şeyde yani tıpta da çok önemli. Çünkü yani vücudumuzun hücrelerinin içinde bir başka dünya var. Aslında. Evet. Aslında. Yaşayan bir mekanizma. Evet. Evet, yani her hücrenin içerisinde milyonlarca reaksiyonlar oluyor devamlı olarak. Ve bu milyonlarca reaksiyonların içerisinde bazı yanlışlar, problemler olduğunda da hastalıklar ortaya çıkıyor. Evet. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız çok inanılmaz küçük boyuttaki bazı molekülleri kullanarak bazı çözümler ortaya çıkarmaktır. İşte bu ay Nano Medicine, Nanoteknoloji dergisinde yayınlanan şeyimizde, makalemizde de ondan bahsediyoruz. Yani diyabet hastalarında biliyorsunuz kalp damar problemleri oluyor. İşte o problemleri çözmek amacıyla bir çalışma, başarılı olmuş bir yani çalışma. Yani ne öngörülüyor? Daha böyle izleyenlerimizin, özellikle diyabet hastalarının çok net anlayabilecekleri şekilde söyleyecek olursak, ne öngörüyor bu teknoloji, bu ne diyelim tedavi şekli? Şimdi orada bizim gösterdiğimiz hem kullanılan ilaç diyelim, moleküller, hem de onları içine koyup gönderdiğimiz paket sistemi, nanoteknoloji çok düşük boyutlarda yapılmış bir sistem. İkisi birden, yani hem ilaç hem de o paket sistemi, ikisi de problemi çözebiliyor. Evet, yani aslında ajanlar yoluyla bir bakıma, değil mi? Yani siz tedaviyi yapacak olan ilacı bu nanoteknoloji dediğimiz o küçücük boyutta hedefe göndereceksiniz, öyle mi? Paketleyip göndereceksiniz. Ama göndereceğiz de biz diyoruz ki paket sistemi de bir faydası olsun. Dolayısıyla hem ilaç hem de o paket sistemi de probleme fayda veriyor. Evet. Yani boşuna sadece paket iş yapmasın. Paket kendisi ilaç. Kendisi de ilaç olabilir. Evet. Peki başarılı oldu dediniz. Evet. O noktada ne söyleyebiliriz? Yani, evet, yani hangi aşamadadır denemeler? Tabii bizim yaptığımız araştırmalar yani buluş noktasında, başlangıç noktasındadır. Yani
hayvan modelleri üzerinde biz çalışıyoruz. Diyabet modellerinde bunları gösteriyoruz. Ve önümüzdeki zamanlar içerisinde de daha değişik modellerde çalışılacak. Ve ondan sonra bunun tabii bir süreci var değil mi? Yani evet. Bunun onaylanması, evet. Piyasaya... Ama en önemlisi başlangıçtaki o en önemli buluş şeydi. O yapılmasıdır evet. Yani. Yapıldıktan sonra arkası zaten rutin prosedürlerdir. Evet. Umarız ki en kısa sürede bu evet. Yaygınlaşacak bir biçimde hayata geçer. Yani bunları tabii bizim ne için söylüyoruz? Bizim çocuklarımız, gençlerimiz duysun bunları. Yani çocukların, gençlerin bilmesi gerekir ki kendilerini en son teknolojilerle donatmaları lazım. Bu bilgileri bilmeleri lazım. Kendilerini geliştirmeleri gerekir. Evet. Tabii bizim için en önemli diğer bir konu da hem en son teknolojileri bilecekler hem de insanlık değerlerini. Evet, az sonra zaten evet. Bunları konuşacağız. Yani hem mühendis olacaksa, doktor olacaksa hem dünyadaki en son gelişmeleri bilecek ama çok iyi de bir insan olacak. Evet, o zaman sizin sık sık söylediğiniz bir şey var. Ne kadar işte iyi matematikçi olursanız olun, eğer yani insan olmayı, doğru düzgün bir insan olmayı başaramazsınız, bunun hiçbir anlamı yok. Yok aslında. Evet. Evet, ve adım adım aslında o insan tipinin yetiştirilmesine dair veyahut da var olanların, öyle söyleyelim belki daha şey olacak, sayısının artmasına ve bunun toplumsal bir boyut kazanmasına doğru da adım adım ben bu noktada umutluyum. Peki hocam, ben bu sağlık alanındaki çalışmalar için öncelikle kolaylıklar diliyorum. Ve bu arada söyleyeyim, yani bu yapılan işlerde yani benim de birazcık katkım var ama benim tabii yıllar içerisinde yetiştirdiğim talebelerim vardır. Amerika'da, başka yerlerde. Onlar şimdi tabii profesör oldular, güzel araştırmacı oldular, güzel işler yapıyorlar. Yani bu işlerin çok, yani onları takdir etmek lazım. Yani işin önemli şeylerini onlar yapıyorlar. Ben biraz tabii artık bu yaşta biraz daha danışman olarak şey diyoruz. Onun için asıl tebrik onlara gidiyor yani. Onlara gitsin.